Başka Memnu Hilmi. 1+18 yetişkin aile oyunu. Siz robot süpürgeleri yeni tanıyor olabilirsiniz. Oysa onlar zenginlerin hayatında çok önceden beri vardı. Bu oyunda geçen olaylar gerçek kişilere ve kurumlara dayanmamaktadır. Hepsi Hilmi Önal'ın alçak bir oyunudur. Merhaba, kendimi tanıtayım. Ben Hilmi 3169. Ziyagöl Köşkü'ne reis Hilmi Önal tarafından bir komplo sonucu konuşlandırılmış akıllı elektrik süpürgesi. Bugün köşke bihter geliyor. Görevim her şeyi kaydedip gerektiğinde Hilmi Reis'e rapor etmek. En iyi dostum benim gibi ayak işlerini yapan Basir. En korktuğum ise Sinsi ve Sinsi Firdevs. Ne çiyandırır. İşte bihter, yani bihter kapıdan girdi. Bizim fakirhaneye hoş geldin bihter. Umarım havyarların iyidir. Canım ya, üst kat adadınız görüyor değil mi ya? Oh shit, kardeşinden daha güzel. Ama amcama bunu yapma. Bihter, Nihal'le tanışmak için acele etti. Buyurun celazelemez. Selam Nihoş, ben senin çiçeğindeyim. Ben çiçeğini falan istemiyorum. Ali bir yeri alamayacaksın. Nihal, anlasın ses kızım. Bir de bayıl istersen. Ay bana bir şeyler oluyor. Nihal ne oldu kuzum? Bunun adını da Feriha koydum mu? Heh işte bayıldı. Annen tam yer biraz de. Nihal bu ne hal? Bu bayılma işini de Evil'de kefte vur. Şey, bu sena, sena Jessica Parker'dan bile daha güzel. Islığına alışırdı, kuttu iki tane gerçi. Ehlül, tam bir şeftali, tam bir Richard Hitch'ti. Daha Türkiye'de yokken, Netflix'i uydudan izlerdi. Kok kuşağı tişörtüyle, gördün orta, arzı endam eyler. Tam bir günah mıknatısıydı. Etneci. Behlül ile Bihter resmiyet ile danışır. Merhaba, Satri kardeşimin ex sevgilisi Behlül. Oh shit, kardeşinden daha güzel. Ama amcama bunu yapamam. Elektriklenmeyi memnu tespit edildi. Firdevs, namı diğer Firavun. Nasıl da gaz veriyor kızına. Aygaz. Bu kadının her yaptığını Hilmi Önal Reis'e özellikle ispihleme. Bihter, aptallık etme. Sadece kendini düşünme, anneciğini düşün. Sen Bihter'sin, büyük düşün. Sakın bu yağlı kapıya ihanet etme. Behlülcük, aşkın yakıcı kollarında sere serpe yatıyordu. Amcama bunu yapamam. Ha canım yapamın. Yapamazmış. Kosmik. Günler böyle geçti. Koşku çok gönlünü aradım. Gayda değer bir halt bulamadım. Ta ki o günah gecesine kadar. O akşam Bihter bahçede kendi kendine meşk ediyor, bülbül gibi ötüyordu. Bir saç vermedini gönlüme, bağlamışım çözdürmüyor Behlül'üm. Kızım benim, aktayım. Ve derken, bu sevda kuşuna Behlül karşılık vermişti. Şit, amcama bunu yapamam. Derken, birkaç günde böyle geçti. Ama Hilmi Önal Reis'in de öngördüğü gibi, azıtmaları fazla uzun sürmedi. Serada bir karaltı görmüştü. Hemen 3169 alarm veriyor. Beni! Bitlerini! Oh shit! Amcama bunu yaptım. Ve Bihter ve Behlül kendilerini ihtirasın şehvetine teslim ettiler.
O gece yasak meyveyi Sera'dan ilk kez Turfan'da yediler. Benim ise böyle bir manzarayı kaydetmemem katiyen düşünülemezdi. Zira zina-i memnu tespit edilmişti. Komutumu verdim, görüntüyü çekip hard disk'ime kaydettim. Ama o da ne? Behlül beni fark etti. Nasıl da melül melül bakıyor. Deyiyoruz. Ne o? Kedi mi? Basit, süpürgeymiş. Mehlül, bu atan süpürgeyi istemiyorum. Hep ayağıma dolanıyor. Bana o kaknem matmazeli hatırlatıyor. Onu taş eve götür sevgilim. Benim taş eve götür. Ertesi gün Firdevs Bihter'i uyardı. Aptal olma. Sen Bihter Ziya gitsin. Adnan'ı kaybedersen ancak Adnan Hoca'nın yanında iş bulabilirsin. Kızım iyi mi babiş? Burada değilsen senin için kendimi intihar edebilirim. Hayır kızım. Annenden sonra hiç olmadığım kadar mutluyum ben. İsterik Bihter'in emriyle taş eve getirildim. Ama çok geçmeden çılgın sevgililer de damladılar. Bu da Alas'ta şahit olmuştu aşkı memnun. Ve benim o ahlaklı HEPA filtrem bu rezilliği süzemezdi daha fazla. Filtrem, günahları affet, mapum, ıslahlı, orta tabakaya iler. Konkon Bekir'i GPRS üzerinden gördüklerini mesaj çek. Konkon Bekir, taş evde kilitli kaldım. Burada işinemeyeceğin dolaplardan yer ya, dur bakalım. Fotoğrafları gönderiyorum. Ha şunları at bir kenara. Şimdi kavga çıkmasın. Ne zamanı de. Dayanamıyorum. Gözlerinin önünde birbirlerini seviyorlar. Bu da yetmezmiş gibi bir de çocuk çıktı başıma. Şey, benimle birlikte oldu. Amcamdan hamile kaldı. Nasıl hiç? Aklım almıyor. Ne yapıp edip bu işi halletmeliyim? Kurtaj. En büyük günah. Nerede bu akıllı süpürge dedikleri aptal şey? Gerçekten akıllıysa aslında çok işime yarayabilir bu alet. Beşir! Süpürgeyi gördün mü? Her neredeyse derhal bul bana getir. Kankam Beşir, beni eve götürmek üzere taş eve gelmişti. Ne oluyor Beşir? Nasıl alayım? Firdevs, Behlül'le Nihal'i baş göz etme çalışmalarına başladı. Bense sevgimi içime gömdüm. Kürek mahkumculuğuna meylettim. Nasıl? İyi düşünmüş miyim? Senin meylin batsın. Kafaya bak, gerizekalı. Hiç babacıma bakmadan eğleniyorum, la la la. Bihter benim, Bihter benim, dinliyorum, la la la. Senin aklına sıçayım. Ulan Behlül idi sana bakar mı? Seninle çok iyi anlaşabiliriz dost torbası. Şuracıkta sana özel hazırlattığım Firdevs işletim sistemini yükleyelim. Firdevs mu? Hayır! Aman tanrım, sanırım ona aşık oluyorum. Bu kadın firavun değil, isis Nefertiti adeta. Lakin ben aşkımın tadını çıkaramadan evde olayları kontrolden çıkmaya başlamıştı. Kankam Beşir'in Adnan'ı ihaneti açıklama vakti gelmişti. Kankam Beşir'le konuşan Adnan bir de kaydı izleyince beyninden vurulmuşa döndü ve Bihter'in yanına, yatağına, atağına seyirtti. Ay içime doğuyor. Çok ben afaka bastım sanki. Yanılmadım Bihter. İhanetine belirli. Önemi verdi. Uşit. Öyle kaçar. O da nesi? Bihter silah çeker ve bana ateş eder. Ama o da dünkü bebe. CD kristalimden seken kuşun bizzat kendisini öldürür. Lanet aman. Şevim. Meşir kederinden ölmüştür. Benim kalıntılarım ise çarpılmış çiçeği murnundaki yârim bir dersin kollarındadır.
Behlül, Mihter'in mezarına şamineden çıkan kristalimi diker. Behlül son kez kaçar. Ve Ulu Reis Hilmi kristalimi mezardan çalar. Reis! Ve Reis'in sesi karanlıkta yankılanır. Elması da sattık mıydı? Daha da benim gözümü bulamaz. İçer, içer, içer! Yıldız Games iftirayla sundu.